Herkese merhaba, ben Halil İbrahim Ungan. Bu videoda sizlerle birlikte Antisfluent'te multifaz akışlarını inceleyeceğiz. Örneğimizde şöyle tank içerisinde bir su bulunuyor ve bu suyu çalkalayacağız. Bakalım nasıl sonuç elde edeceğiz. Problemimiz ise şöyle sinüzoidal bir hareket içeriyor. Su ve hava karışımı var. Ve tankın %20'sinin su olduğunu belirtmiş. Şimdi bu şekilde bir modelleme yapalım. Şimdi şöyle ilk olarak Workbench ortamında Fluent'i çalışma alanına sürüklüyorum. Daha sonra meşimi import edeceğim. Şöyle şuradaki meşimi import ettim. Şöyle start diyorum ve başlıyorum. Evet. Şimdi şöyle bir meşim var. Bu meşte herhangi bir parçalama işlemi yok. Tamamen yekpare olarak yapılmış. Parçalama işlemini yani farklı fazlardan dolayı bir parçalama işlemi olmayacak mı sırasında? Biz nümerik olarak bunu yapacağız. Bakalım nasıl gerçekleştiriyoruz. Şimdi ilk olarak şöyle çalışma koşullarını belirleyelim. Şimdi biz ne demiştik? %20'si sudur demiştik. Dolayısıyla ben buradaki koşulları hava için belirleyeceğim. Ve bunu yapmak için de referans noktamı tamamen havanın içinde olduğu bir noktadan seçmem gerekiyor. Dolayısıyla şöyle tam ortadan alacak olursam, normalde bu koordinat noktası şurası. Sıfıra sıfır olarak aldığı yerde aslında suyun olduğu yer. Yani aslında tam tankın olduğu yer diyebiliriz. Ben bunu tam ortaya çekeceğim. 1200 mm 600 mm olarak tasarlanmış. Dolayısıyla şöyle 0,6 metre ve 0,3 milimetre diyebilirim. Dolayısıyla geldim 0,6 ve 0,3 deyip okey diyorum. Analiz zamana bağlı bir analiz olacak. Dolayısıyla transient'i buradan aktif hale getiriyorum. Ve tanka hareket verebilmemiz için şöyle gravity aktif hale getirdim. Yer çekimi ivmesini giriyorum ve aynı zamanda ne tanımlayacağım? Bir fonksiyon tanımlayacağım. X doğrultusunda bir çalkalanma hareketi olacak. Bunun için bir fonksiyon tanımlayacağım. Neydi fonksiyonumuz? Şuradan bakalım ivme fonksiyonumuz. 3 çarpı sinüs 8,98 t. Burada giriyorum. Expression'a tanımlıyorum. 3 dedim. Çarpı sinüs 8,98 çarpı t. Evet, buradaki tanımlamamı da yaptım. Daha sonra şöyle multifaza geçmeden önce malzeme bir de su eklememiz gerekiyor. Şöyle create and database'e giriyorum. Ve buradan sıvı şeklindeki suyu seçip copy diyorum. Close dedim. Evet, şimdi bu ikisi bakın şurada geldi. Multifaza tıklıyorum. Ve buradan Volume of Fluid'e tıkladım. Bir body hareketine maruz kalacağı için de Implicit Body Force'u buradan aktif hale getiriyorum. Apply dedim. Daha sonra burada artık iki fazımı da belirtmem gerekiyor. Birinci fazımın adı şöyle Air diyorum. İkinci fazın içinde Water dedim. Tabii biz burada
Vapor değil de. Şöyle liquid'i tanımlayalım. Copy dedim. Close dedim. Şöyle liquid'i tanımlıyorum. Daha sonra bir de burada ne belirteceğim? Surface tension'ı belirteceğim. Tabii surface tension'ın benim buradaki birimim ne? Şuradaki birimim. Dolayısıyla birimini değiştirelim. Newton metre olarak belirtilmiş. Buradan birimimi seçip close dedim. Ve buradan da 73,5 değerimi giriyorum. Evet, şöyle apply dediğim zaman, tabii yanlış yazdım, şuraya air diyelim. Şöyle apply dediğim zaman fazlarım tanımlandı. Daha sonra şöyle sınır koşullarına gelelim. Sınır koşullarında yapacağımız bir şey yok. Tamamen bütün sınırlar duvar olarak tanımlanmış. Devam ediyorum. Şimdi artık nümerik metotlara geçebiliriz. Zamana bağlı bir analiz olacağı için şöyle simple değil de PISO algoritmasını seçiyorum ve basınç içinde body force weighted seçiyorum. Evet, şimdi artık önemli bir noktaya geldik. Biz burada su ve hava tanımlaması yapacağız. Daha doğrusu sadece su tanımlaması yapacağız. Geri kalan zaten hava tanımlanmış olacak. Bunun için ilk olarak ne demiş burada bakın. %20'sinin su olduğunu belirtmiş. Ben burada bakın cell register'a sağ tıklayıp new diyorum. Region dedim. Water diyorum. Ve bakın %20'si nasıl, neye denk geliyor? Yani ben buraya 1200 milimetre demiştim. Burası da 600 milimetre. 600 milimetrenin %20'si 120 olacaktır. Dolayısıyla şuradan şuraya da 120 milimetredir. Dolayısıyla ben buradan bir alan gireceğim. Maksimum minimum noktalarını. Bu zaten tamamen kapsadığı için 1,2 metre diyorum. Fakat Y için ise Y'nin yüksekliği olarak da 0,12 diyorum. Buradan Save and Display dediğim zaman şöyle bakın zaten bana işaretliyor seçtiğim yerleri. Close dedim. Şöyle bakın Water parametrem geldi. Şimdi Initialize diyorum. Tabi türbülansı da buradan kapatmayı unuttum. Çünkü türbülanslı bir akışımız olacak. Laminarı seçip OK diyorum. Evet. Şimdi bütün tankı başlangıç koşullarını bakın 0 Pascal, 0 hız doğrultularında da 0 belirtiyorum. Initialize dedim. Bir de sadece buradaki bölge için ben bir tanımlama yapacağım. Fetch diyorum ve water'ı tanımlayacağım. Değerim de 1. Patch dedim. Close dedim. Evet. Artık hazırım. Tabi zamana bağlı bir analiz olacağı için ne yapacağız? Şuradan bir de ne yapalım? İşte her 20 zaman adımında bir dosyayı kaydetsin. Okey diyorum. Ve artık girebilirim. Şuradan zaman adımını 10 üzeri eksi 3 yapalım. Ve 3, yani 3 saniyelik bir ne olacak? Simülasyonumuz olacak. Burası inner iteration, yani aslında ne kadar koşacak? Neredeyse 60 bin iterasyon koşacak. Aslında şöyle 1000 desek de olur. Şöyle 21 iterasyon koşacak. Ve analizimizi başlatalım. Şöyle bakın artık analizimiz başlamış durumda. Tabii bu mantığı nasıl, bunu da söyleyelim. Normalde her bir adımımız, her bir zaman adımı diyelim 20 iterasyon koşuyor. 20 iterasyon içerisinde eğer yakınsarsa zaten diğer zaman adımına geçiyor. Yakınsamazsa 20 iterasyona kadar koşuyor.
Evet, analizi bitirdi. Şimdi artık şöyle çıkabiliriz. Artık sonuçlara şöyle bir girelim. Evet. Şöyle zaman adımlarına bakarsak 50 adet. Şöyle 20'şer 20 zaman 20'şer zaman adımı aralıklarla dosyalar kaydedilmişti şu şekilde. Şimdi bunları okutacağız. Kontrolden ilk olarak kontrolü oluşturmamız gerekiyor. Şöyle kontrola tıkladım. Okey dedim. Daha sonrasında şuradan Volume Fraction'ı seçiyorum ve Apply diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi, tabii şöyle alırsak bu son adıma ait bir görüntü bu arada. Şimdi artık animasyonu gerçekleştirebiliriz. Şuradaki Animate Time Step'e tıklıyorum. Ve artık şöyle en başından alırsam başlatabilirim. Sağa sola doğru hareketinden dolayı ne olacaktır? Şöyle çalkalanmaları görebiliyorum. Tabii biraz daha ilerletirsek biz burada sadece belli bir yere kadar yaptık. Biraz daha koşturursak buradaki görüntünün daha ilerlenmiş hallerini de görebiliriz. Evet. Bu videomuzda ne gördük? Multifaz akışları, özellikle multifaz akışlarındaki volume of fluid dediğimiz modeli gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.